Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüs bakımı nasıl yapılır, kaktüs nasıl çoğaltılır, kaktüs nasıl dikilir bu tarz sorularla ilgili bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi burada benim bir kaktüs bahçem var diyebilirim. Bu şu an balkonumdaki pencerenin önünde duran kaktüsler. Tabii ki bunların çok daha fazlası da var. Böyle gördüğünüz gibi burada çeşit çeşit kaktüslerim var arkadaşlar. Uzun zamandır kaktüs işiyle uğraşıyorum. Bu yüzden bayağı bir deneyim ve tecrübe de kazandım ve bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bayağı bir çeşidimiz var arkadaşlar. Hepsinde bu arada çoğaltma işlemi de aynı oluyor. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Hatta şurada bir tane çiçek açan kaktüsüm bile var. Çiçeklerini de şu şekilde görebilirsiniz. Bu arada kaktüsler çiçeklerini ilkbahar döneminde açıyorlar arkadaşlar. Senede bir kere açıyorlar. O da sadece ilkbahar döneminde oluyor. Yaza kadar da duruyor bu çiçekler. Hemen dökülme yapmıyor. Buradaki şu kaktüsüm çok fazla yavru veren bir cins kaktüs. Bu o kadar çok yavru veriyor ki şu an üzerindeki yavrularda görüyorsunuz. Buna bir bu şekilde dayanak yapmak zorunda kaldım. Çünkü artık kendi gövdesini taşıyamaz oldu. Çok fazla yavru verdiği için bel kısmı çok inceldi. Ve üst kısmı ağır gelmeye başladı. Hep yatay duruyor arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir çubuk yardımıyla onu artık dikmek istedim. Yatay durduğunda çünkü eziliyor alt tarafta kalan yavrular. Gördüğünüz gibi bu arada onun üzerinde de şöyle çiçekleri mevcut ama daha açmadı. Şöyle döndüreyim sizlere. Bakın şu görmüş olduğunuz şeyler tomurcuklar. Çiçek arkadaşlar. Havalar biraz daha ısındığında açacaklar. Evet, kaktüslerim bu şekilde arkadaşlar. O kadar çoklar ki artık dikecek kap bulamıyorum. Gördüğünüz gibi elime ne geçerse dikiyorum. Konserve kutusu mu dersiniz, İşte bardak mı dersiniz, her şeyi dikiyorum yani. Çünkü artık gerçekten saksı bulamaz oldum, yetiştiremez oldum. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Aslında birçok çiçek altı delikli saksı ister. Su boşalımını ve toprağın oksijen alması için. Ama gördüğünüz gibi kaktüslerde öyle bir durum yok. Mesela şunu alacak olursak, bu bildiğiniz bir şişe ve altında herhangi bir delik yok bakın. Ve kaktüsün gayet iyi bir şekilde gelişim gösteriyor. Bu yüzden kaktüsün delik olması şart değil. Kaktüslerimiz senede iki defa yavru veriyor. Tabi şu şekilde farklı cinsler hariç. O her zaman veriyor. Mesela şu gördüğünüz büyük kaktüsüm, şu ve şu. İkisi onun yavrusu arkadaşlar. Ben onlara yaklaşık bir 4-5 ay önce ayırdım. Gördüğünüz gibi şu sarmaşık şeklinde olan kaktüslerim de yine üzerinde bakın yavruları var. Hatta şu, şu ve şunlar yine yavru demek. Bakın bunun da var ucunda yavrusu. Bu sarmaşık şeklinde olan kaktüslerden yavrularını çok fazla ayırmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Oldukları yerde kalıyorlar. Çünkü onlar daha çok yatay gittiği için üzerinde yavru olması onlara herhangi bir zarar vermiyor. Ama şunun gibi kaktüslere gelecek olursak, şöyle büyük kaktüslere gelecek olursak, bunlardan yavruları ayırmanız gerekiyor. Zaten eğer siz ayırmazsanız belli bir süre sonra kendisi dibine döküyor o yavruyu. Kendi kendine kopup dibine düşüyor. Bakın şöyle gösterebilirsem eğer, şuradaki yavru kendi kendine düşüp dibinde tekrardan bitmiş olan bir yavru. Yavru ayırma işlemini de neden yapıyoruz? Eğer yavru zamanı geldiğinde kaktüsten ayırmazsanız gördüğünüz gibi dibine dökülecektir ve kabımız dar olduğu için yeterli bir şekilde kaktüslerinize besin sağlayamaz o toprak. Son olarak da sizler için şöyle bir kaktüs nasıl bakım yapılır, nasıl beslenir, nasıl sulanır onunla ilgili bir bilgi vereyim. Arkadaşlar kaktüslerimi ben haftada 2 veya 3 kere suluyorum. Bu kış ayı rutinim. Bu arada sularken de böyle su altından taşıyacak şeklinde değil, toprağı hafif nemlendirecek, ıslatacak kadar suluyorum. Çok fazla vermiyorum ki kökleri çürümesin. Çünkü bildiğiniz gibi kaktüsler bir çöl bitkisidir ve suya çok fazla ihtiyaç duymazlar. Zaten buralarında kendileri suyu depoluyorlar ve ihtiyacı olduklarında kullanıyorlar. Çok sıcak günlerde bu sulamayı da arttırabilirsiniz. Bu tamamen sizin kaktüslerinize kalmış. Benim kaktüslerim suyu seviyorlar bu arada bayağı bir. Kaktüsümüzün toprağını çok fazla böyle normal çiçek topraklarından kullanamıyoruz. Kaktüsler daha çok böyle işte taşlı topraklı, böyle karışık topraklar seviyor. Yani içerisi taşlı falan olacak. Zaten benim toprağımda görüyorsunuz. Hatta normal klasik bahçe toprağı kullanırsanız çok daha iyi olur. İçerisinde zaten taş falan da oluyor o bahçe topraklarının. Şimdi şu gördüğümüz kaktüsteki şu yavruyu sizlerle birlikte ayırıp dikim işlemi yapacağım. Sizler de hem görmüş olursunuz. Kaktüsümüze şöyle bir daha bakayım. Şu yavruyu şuradan elinize tikenini batırmadan kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bunlar kendi kendine dökülecek hale geliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi kökü şu an kırmızı ve köklenmeye hazır. Yani bu artık beni dik demek. Bu arada elinize eldiven giyerseniz de tikenlerini batırmamış olursunuz. Eğer nazik davranırsanız elinize batmıyor zaten. Bu arada balkondayım arkadaşlar. Bizim tavuk ve horozlar yine susmaz oldular. Sesimi duydular ya. Bakın diğer komşu tavuklarını da ayartıyorlar. Hepsi birden ötüyor. O yüzden özür dilerim ses kalabalığı için. Burada gördüğünüz gibi ufak bir saksımız var. Şimdi bunun orta kısmına şöyle bir bıçak yardımıyla delik açıyorum. Herhangi bir şeyle yapabilirsiniz bunu, hiç fark etmez. Çok fazla derin olmayacak. Yani toprak kaktüsümüzün boyunu yutmayacak. Şimdi şu şekilde kaktüsümü yavaşça ortasına bırakıyorum. Ve yanlardan nazik bir şekilde bastırıyorum ki hemen ilk sulamada kökü tekrardan toprak yüzeyine çıkmasın diye. Birazcık sıkıştırıyoruz yani. Kaktüsümüzü şu şekilde gördüğünüz gibi ektik.
Şöyle hemen ilk can suyunu da veriyorum. Çok fazla sulanmıyoruz arkadaşlar, dediğim gibi. Kaktüsümüz şimdi hazır. Bu arada kaktüslerimizi bu şekilde ilk diktiğimizde böyle ufak kaplara tercih edin ki gelişimi hızlı olsun. Ve büyüdükten sonra da mutlaka kabını değiştirmelisiniz. Bir süre sonra küçük gelmeye başlayacak çünkü. Kaktüsünüz gelişim gösterdikçe daha fazla alana ihtiyaç duyacaktır. O yüzden büyük saksılarınızı alın büyüdükçe. Ve sizlere son olarak da şöyle bir püf nokta verebilirim. Kaktüsleriniz yer değiştirmeyi çok fazla sevmez arkadaşlar. O yüzden kaktüslerinize çok fazla yer değiştirmeyin. Ve size yine bir tavsiyem, mutlaka güneş gören bir yer olması gerekiyor. Aslında en uygun yerlerde yine balkon tarzı yerler oluyor arkadaşlar. Balkonda pencere önleri falan mükemmel oluyor. Evet, sizlere vereceğim bilgiler bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videomun altına da her türlü görüş ve önerileriniz için açığım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.